Merhaba arkadaşlar, bu akşam işinize yarayabilecek bir ders yapmaya çalışacağım. Fazla zamanınızı almasın diye ön bir hazırlık yaptım bu akşam. Burada bir kayıt sayfası oluşturdum. Burada rapor, burada da bir de database oluşturdum. Database'i şu şekilde, önce başlıkları yazdım arkadaşlar. Sonra bu alanı seçerek tablo olarak biçimlendir demek gerekiyor, mutlaka demeniz gerekiyor. Biraz sonra neden tablo olarak biçimlendir demeniz gerektiğini anlatacağım. Tablo olarak biçimlendire tıklıyorsunuz. Bu bir tablo oluyor. Tablo olduğu zaman tablonun şu başlıklarını SQL olarak kullanabileceğiz demektir. Hemen ne yaptığını bir görelim. Buraya mesela Eda ay diyelim. Borcu 677 diyelim. Kaydete tıklıyorum ve kaydedildi. Mesela hiçbir şey yazmadığım zaman işte adı giriniz. Adı Emrah, işte kaydete basarsanız işte soyadını giriniz diye uyarı verir. Çelik. Bunlar tekrar yine bunlar hepsi kontrolle bunları girdim. Borcu işte 800. Kaydedildim, kaydedildi. Şimdi rapor sayfasına gelip sorgula dediğim zaman gördüğünüz gibi sorgumu çekti. Ben sorguya neler yazdığımı hemen size göstereyim. Sorguda şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Bir ADO connection hazırladım. ADO ile veri tabanı olarak yani şu database'e bağlantı connection tanımlamalarını yaptım. İşte connection object tipinde connection diye bir değişken. Sonuç as object, sonuç object olarak dönecek. Object bütün değişkenleri kapsıyor arkadaşlar. SQL string tipinde bir de record kayıt sayısı da integer tipinde bir değişken tanımladı. Buna long da diyebiliriz arkadaşlar. Çok sayıda şey varsa long da diyebilirsiniz. Integer biliyoruz 32 bin küsürü kayda alıyor. Ondan sonra connection'a set yaptım. Create object, ADO DB connection diye bu bir ADO connection satırlarıdır. Bunlar internette var. Yani siz de ADO connection string yazarsanız bunları bulabilirsiniz. Bir de burada with yani her tarafa işte connection nokta provider, connection nokta connection string, connection nokta open yazmamak için with connection and with şu iki blokun arasına Connection Provider eşittir. Microsoft AC OLEDB 12.0 Connection String Data Search eşittir. Yani veri tabanımızın bulunduğu yeri tanımlıyoruz. This workbook.path yani bu şu çalışma kitabındaki yol ve bu workbook'taki isim ve Extend Properties eşittir. Excel 12.0 XML diğer eşittir. Yes. Ben bu videonun altına da bu şeyleri yapıştıracağım. Bu bir bağlantı cümleci arkadaşlar. Yani cümleleri bunu yazıyoruz standart olarak. Ondan sonra SQL satırımıza şöyle SQL eşittir. Yani buranın SQL olması önemli değil arkadaşlar. Burası Mehmet olsun. Hani burası SQL'dir diye SQL olmuyor yani. Burası Mehmet olsun. Mehmet eşittir. Select Yıldız from DB. DB bizim şu sayfamızın ismi. Bakın şu sayfanın ismi database. DB demişim. A1'den C2000'e kadar. Aslında evet A1'den C2000'e kadar yani ben şu alana yazılan verileri söylüyorum. Veri tabanının verilerin olduğu yer. Bir de ver şartımızı koşuyoruz. Ver köşeli parantez içinde borç büyük eşit 500. Borcu 500'den büyük olanlar. Mesela şu veri kullanmayayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya küme şey işareti koyalım. Şöyle. Yani veri devre dışı bıraktım. Şu alandaki her şeyi bana göster diyorum. Ondan sonra sonuç olarak connection.execute burada SQL değil Mehmet diyeceğim. Burada şunu Mehmet'e döndürecek şimdi. Ondan sonra x'i 2'den başlatıyorum. X'i 2'den başlatmamın sebebi sonuçları şu ikinci satırdan itibaren yazsın diye. Bir do diyorum arkadaşlar. Do ve loop. Until var burada. Sonuç bitene kadar yani sonuç şuradaki veri setin son kaydına kadar bir döngü oluştur dedim. Range yani aktif aslında buraya sayfanın adını da yazabilirdik. Önemli değil. Range A'nın x'ine sonucun sıfırıncı değerini, B'nin x'ine sonucun birinci değerini, C'nin x'ine de sonucun ikinci değerini getir ve x'i bir bir arttır. Sonuç nokta move next diyerek sonraki kayda git. Bu sonuç listesindeki sonraki kayda git. Record count eşittir. Record count artı bir dedik buraya da. Aslında şuna hiç gerek yok arkadaşlar.
Gerek yok. Şimdi mesela tüm verileri çağıracak mı bakalım. Öncelikle burada temizle dediğim zaman sayfayı temizliyor. Sorgula dedim. Gördüğünüz gibi tüm kayıtları Emre Çelik'e kadar buraya getirdi arkadaşlar. Ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyor bu. SQL olduğu için. Şunu silelim. Tamam. Şimdi eğer sonuç.move next yazmasanız her zaman ilk kaydı getirecektir. Yani 20 tane kaç tane kayıt varsa ilk kaydı gördüğünüz gibi tek tek yazacaktır sonuna kadar. 2000 tane şu tabii 2000 şey 20.000 oldu. Böyle. Neyse. Şuraya aktarılan sonucun kayıt sonuna kadar gelmesi için sonuç.move next diyoruz. Şimdi ben hemen devam edelim. Temizleyi nasıl yaptım? Temizlerin içine giriyorum. İşte rapordaki A2'den C22'ye kadar, aslında C20.000'e kadar diyebilirim. Bu da temizleme komutumuzdur. Temizle, sorgula, temizle. Bir de arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Mesela sorgularımıza çok değişik sorgular gönderebiliyoruz. Şuraya işte ver borç 500'den büyük veya eşit olanlar. İşte şöyle diyebiliriz. Mesela ver işte nedir? Adı. Adı. Yazalım. Şöyle raporumuza gelelim. Nereye gittim? Ver adı ya da soyadı diyelim. Soyadan ortak olan var. Soyadı eşittir toprak olanlar diyelim. Ya da ay olanlar. Tabii ayı bu şekilde değil de tırnak içinde yazmamız lazım. Tek tırnak içinde ay. Hemen bunu sorgulatalım. Sorgula. Bunu niye yap? Soyadı eşittir. Soyadı mı yazmışız? Evet. Ha, pardon arkadaşlar. Biz yanlış yapıyoruz. Soyattır. Dikkat ederseniz. Burası soyad olacak. Aynı orada yazıldığı gibi. Soyad diyeceğiz. Eşittir ay. Bir daha şunu durduralım ve sorgula diyelim. Gördüğünüz gibi soyadı ay olan bunlar. Mesela like komutu vardı. Ver soyad. Burada like diyoruz. Like tırnak içinde ve tekrar bir tane ve bir tane şöyle buraya yüzde işareti koyuyoruz arkadaşlar. Yüzde mesela şey diyelim. Buraya bir şey yazalım. Mesela şuraya yazdığımız bir harf veya bir kelime olsun. G1. Buraya range G1 diyelim. ne diyorduk buraya? Tek tırnak diyeceğiz. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Örnek olarak bir hepsini sorgulayalım. Mesela soyadın içinde K harfi olanlar. Sorgula. Gördüğünüz gibi Kayra, Toprak, Kaplan, Ay gelmiş burada. Ay niye geldi ya? Hepsini getirdi. Şimdi oldu pardon. Soyadın içinde K olan Çelik, Kaya, Kara, Toprak, Kaplan. Gördüğünüz gibi K ile başlayanlar. Mesela soyadın içinde Y harfi olanları bize getirsin. Gördüğünüz gibi Ay, Kaya. Bu şekilde istediğiniz gibi şart koşabilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Buraya ad dersiniz. Buraya içerir ad diyelim. Buraya da içerir soyad diyebilirsiniz. Yani sorgunuzu nasıl yazmak istiyorsanız yazabiliyorsunuz. Mesela burasını sarı yapalım. Şurasını da mavi yapalım. Tamam. Şimdi burayı istiyorsanız yani değişik seçenekleriniz var. Yani bunu istediğiniz gibi
zenginleştirebilirsiniz. Bakın mesela ben buraya bir şey işaretliyorum. Buraya özelliklerden soyada göre diyelim. Soyada göre. Şunun bir kopyasını alalım. Şuraya da yapıştır diyelim. Buna da ada göre diyelim. Tamam. Şimdi bu option buton 2'dir. Bu option buton 1'dir. İlk başta hangisi işareti olsun? Dur şöyle yapalım. Onu şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen tasarım modundayken buraya geldim. Bu sheet, şu sayfanın bakın. Sheet open'ı açıyorum. Şu activate'e geliyorum. Burada diyorum ki radio neydi onun ismi? Option buton 1 nokta value eşittir true diyorum. Dolayısıyla ilk sayfaya geldiğim zaman soyad göre aktif olacak. Burada da bir şart koşuyorum. Bu Mehmet diyorum ya arkadaşlar. Burada diyorum ki eğer option buton 1 nokta value eşittir true ise şu cümleyi yaz. Else ise buraya da şöyle yapıştırıyorum buraya. Bu sefer soyad değil de ad diyorum arkadaşlar buraya. Köşeli parantez içinde. Ad mıydı peki tablomuzda? Database'de nedir? Ad. Tamam. Bakın burada dedim ki eğer radyo 1 yani radyo buton 1 işaretliyse soyada göre içerdiği şeyi arar. Tabi burası da G1 değil G2 diyeceğiz. G'ye göre. H1 diyeceğiz buraya da. E1'deki değere göre bu sorguyu yap diyeceğiz. Şimdi tasarım modundan çıkıyorum. Rapora geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda soyad işaretidir. Sorgula dediğim zaman ne yaptı? Ne hata yaptık? Hatamız ne olabilir? If radio buton duysa bunu yap. Else şunu yap dedik. Yanlışımız da yok. Bir daha deneyelim bakalım. Niye bu hatayı verdi? Temizle dedik. Mesela ha, bu içerir attı, bu soyattı. Abi ters yapmışız ama. Bu soyad olsun. Bu da ad olsun arkadaşlar. Tamam. Ha buraya içerir diyelim sadece ya. Şimdi mesela içerir T diyelim. Sorgula. Geçerli kayıt silinmiş istenen işlem geçerli bir kayıt gerektiriyor. Ne diyor ya? Vallahi şu anda anlamakta zorlanıyor diyebilirim. Şuna bir deneyelim. A diyelim. A hepsinde vardır. Burada da aynı şey diyor da. Burada ne hata yaptım? Eğer option buton 1 nokta value true. Aslında böyle durumlarda arkadaşlar mesela buraya bir tane breakpoint koyuyorsunuz. Şuraya. Bakalım hangisine girecek? Doğru yere yani doğru yere giriyor mu? Bakabilirsiniz. Mesela ben burada sorgulaya basıyorum. Bakın şuraya girdi. Şuraya girdi. Dolayısıyla select yıldız from A1'den C2000'e kadar where at like range H1 demişiz. H1 midir bakalım. Evet. H2'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla sorunu buradan kaynaklanıyor. Bunu da G2 H2 olsun. Bakın şu anda yaptı. Breakpointlerimizi kaldırıyoruz. Tekrar çalıştıralım şimdi. Sorgula dedik. Gördüğünüz gibi adının içinde A olanlar Ali, Cemal, Kemal, Sabri, Hasan hepsinde A var. Mesela B yazıyorum. Sorgula ismin içinde B olanlar. Mesela Z diyeceğim. Hata verdi. Mesela hata verdiği zaman bulmadığı zaman bu şekilde hata veriyor. Bu durumda şöyle bir şey yazabiliriz. On error
auto kayıt yok diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya en altta exit tab diyeceğiz. Burada kayıt yok. 2 nokta üst üste. Buraya bir değişken tanımlamamız lazım. Dim kayıt yok as label diyoruz. Tamam. Peki kayıt yoka geldiği zaman ne olacak? Kayıt yoka geldiği zaman aslında tabloyu temizleyip kayıt bulunamadı demesini istiyoruz. Temizleme komutumuz şuradakidir. Bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Gelip buraya yapıştırıyorum. Altına da MSG message box aradığınız kayıt bulunamadı desin. Yeni deneyelim. Şimdi mesela biz dedik Z, sorgula, aradığınız kayıt bulunamadı. Peki gerçekten de bakalım Z ile başlayan, ismi Z ile başlayan kimse var mı? Gördüğünüz gibi kimse yok. Mesela bir tane Zeynep ismini kaydedelim. Zeynep diyelim. Zeynep Güneş diyelim. Borcu 900 diyelim. 9000. Kaydet dedik, kaydettik. Şimdi rapora gidiyoruz. Şimdi sorgula dediğim zaman neye göre? Ada göre sorgula dediğim zaman bakın Zeynep Güneş geldi. Tabii dikkat ederseniz diğerleri de kaldı. Burada bir yanlışımız var. Şu aslında sorgulamadan önce her zaman temizlememiz gerekiyor sayfamız. Ctrl C ile bunu kopyalıyorum. Temizleme komutumuzu en başa yapıştırıyorum. İlk başta temizleyecek sayfayı, ondan sonra sorgulamamızı yapacak. Şimdi sorgula diyorum. Gördüğünüz gibi Zeynep Güneş'i buldu. Mesela Y diyelim. Sorgula. Yine Y burada var. C yazalım. Cemal. Mesela KE yazalım. Kemalleri bulacaktır arkadaşlar. Bu şekilde arayabilirsiniz. Mesela at yazıyorum. Soyada göre arama. Sorgula. Aslan soyadı olanları buldu. Tabii dediğim gibi öncelikle tablonuzu şöyle seçeceksiniz. Girişten tablo olarak biçimlendir demeniz lazım. Tablo olarak biçimlendir derseniz SQL'deki şu başlıklara göre ver komutunu çekebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Ben bu kodları sayfanın altına yapıştırabilirim sizin için. Yaptığımız olay neydi? Buraya adı, soyadı, borcu, bir de kaydet. Hemen kaydette nasıl neler yaptığımı göstereyim. Kaydetin içinde işte dedi ki eğer A2 boş ise adı giriniz, exit sap aşağıya gelme. End if. İşte eğer range B2 boş ise message box soyadı giriniz, exit sap, end if. Eğer C2 boş ise borcu giriniz, exit sap, end if. Exit sap dersin demezseniz aşağıya devam edecek arkadaşlar. Onun için yani nasıl ki C#'da return yazıyorsa burada da exit sap yazıyoruz böyle. Sonra bir x değişkeni tanımladık. X eşittir sheets db nokta range a işte 10.000 and x sap nokta row, burada boş satırı buluyoruz. Boş hücreyi buluyoruz a sütununda. Sonra database'teki a'nın x'ine buradaki a'nın ikisini yapıştır. Database sayfasındaki b'nin x'ine buradaki b2 yapıştır. Database'teki cx'in değerine de buradaki c2 yapıştır. Sonra buradaki a2 ile c2 arasındaki alanı temizle. Yani şurayı temizle demek istiyor. Yani şöyle seç ve delete'e bas demek istiyor aslında. Sil. Ondan sonra bir hata mesaj ver. Message box kaydedildi ve bitti. Burada bizim kaydetimizdir. SQL falan yok burada arkadaşlar. Sadece raporlamada SQL kullandık. Hemen rapor sayfasına gelelim. Yani burayı istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Yani aklıma geldikçe bak ekledim gördüğünüz gibi. Temizle deyince işte A1, A2'den işte C100.000'e kadar eşittir boşluk, temizle budur. Sorgula, bakın soyadına göre sorgula, ada göre sorgula gibi seçenekleri bayağı bir artırabilirsiniz. Ve çok da hızlı bir sorgulama yapar arkadaşlar. Burada bir AdoDB bağlantı satırımız burada. Ondan sonra eğer option buton 1 true ise Mehmet eşittir. Bayağı biz SQL diyoruz normalde. Mehmet eşittir select yıldız from. Şu alan, bu tablo, bu da bizim tablomuzun adıdır. Select yıldız from tablodaki where soyadı, yani şartımız var. Soyadı like şuradaki yüzde. Yüzde hem başta hem sonda ise içerir demektir. Mesela buradaki yüzdeyi kaldırırsam ile başlar. Buradaki yüzdeyi silersem ile biter olur arkadaşlar. Yani
Buraya yazdığınız harfle biter veya kelime iki harf olabilir, üç harf olabilir. Onunla bitiyorsa. Eğer burayı yüzdeyi yazıp bu yüzdeyi silersem ile başlar olur. Yani AH yazarsanız AH ile başlayan Ahmet, Ali vesaire. Ama her iki tarafında yüzde varsa içinde geçiyorsa demektir. Dolayısıyla ne ararsanız aradığınızı bulur. Buradaki else ise eğer option buton bir işareti değil diğeri işaretli ise o zaman bu sefer H2'ye göre değer al dedik. Ondan sonra sonuç, buradaki sonucu, bu SQL'in sahip olduğu, bu Mehmet'in sahip olduğu, yani bunu döndürdüğü sonucu biz sonuç diye bir şeye aktarıyoruz. Bir listeye bir nevi aktarıyoruz. Sonra bu listenin sonuna kadar dönüyoruz ve her sonucun sıfırıncı elemanı, birinci ve ikinci elemanını biz hücreye yazıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Ondan sonra kayıt yok ise de tıklıyoruz. Koma buton 1'i tıklıyoruz. O da şu temizdeydi zaten. Temizlememiz de budur zaten. Yani bu satırı da direkt yazabilirdik. İlle de şu koma buton 1 klik yazmamıza gerek yoktu. Olay bu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de bu tür derslerin devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.